Batman kolay kolay herkesin ayağa kalktığına kalkmaz. Ama ayağa kalktıktan sonra da kolay kolay oturmaz. Batman ayağa kalkmış. Direnen insan güzel insandır. Yiğit insandır. Onurlu insandır. Bütün Batman'ı tutsak arkadaşlarımız adına, açlık grevi diren işçisi arkadaşlarımız adına, görevleri, hakları, temsilcilik iradeleri gasp edilmek istenen arkadaşlarımız adına bir kez daha selamlıyorum. Merhaba diyor. Ama Kürdistanlıyım, Adıyamanlıyım, Samsunluyum. Ama ben bir Kürt olsaydım bu devlete de ama mecburen, ama hırsızlıktan dolayı, ama tırşıkçılıktan dolayı bir kere yakamı kaptırmış olsaydım Ahmet Türk'ün, Ahmet abimizin bu çağrısına kayıtsız kalamazdım. Ben Ahmet abiyle yıllardır birlikte siyaset yapma onuruna eriştim. Bu bizim için büyük onurdur. Fakat Ahmet abiyi ilk defa, daha önce de Batman'a yine beraber gelmiştik. Bir hayasızca bir saldırıya uğramıştı. O saldıranlar yok artık. Yeni saldırganlar var. Fakat ben Ahmet abinin ağzından kendi halkına, başka partilere oy verenlere ilk defa size yalvarıyorum lafını duydum. Buna kayıtsız kalan bırak Kürt olmayı, insan değildir. Haysiyet sahibi değildir. Ahmet Türk'ün dizleri toprağa değmemiştir. Hiçbir zalimin muktedirin önünde diz çökmemiştir. Hiçbir dünya malına tamah etmemiştir. Hiç ilk defa ağzından böyle bir laf işittim. Bu kolayından, ucuzundan bir laf değildir. Bütün Kürt halkının bunun manasını önemli bir şekilde düşünmesini istiyorum. Bize düşen budur. Bu lafta çok keramet vardır. Gelecek kendi ellerimizdedir. İşte bu referandum seçimlerden bile önemlidir, belirleyicidir. Şimdi bir sekem. Şimdi annelerimiz, kadınlar her zaman olduğu gibi yine inisiyatif almışlar, yine alanı doldurmuşlar. Onları saygıyla selamlıyorum. Tıkır atın, serseren serçalar atın. Gençlik nasıl bıraktıysak öyle. Önemli bir kıyım yaşadı bu bölge. Önemli bir sıkıntı çekti. Ama iradesinden zerrece taviz vermedi. Niye? Ya biz size bir şey veriyor muyuz kardeşim? Bak artık belediyedeyiz. Bir vaadimiz var mı size? Bunların etrafında bir menfaati olmadan bir bardak çayı buradan kaldırıp buraya indirecek 100 tane insan bulamazsınız. 10 tane. Bizle beraber olmak polis dayağı, bizle beraber olmak kazlar bombalar, bizle beraber olmak zindan, zulüm, ölüm. Peki zalimler şöyle bir bakın, bu halk bütün bu engellemelere rağmen
kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk gelip bu alanı dolduruyorsa insan iki dakika tefekkür etmez mi? Yahu cezaevine atıyoruz olmuyor. Aç bırakıyoruz, işinden atıyoruz olmuyor. Öldürüyoruz olmuyor. Demek ki burada başka bir haysiyet meselesi var. Başka bir vicdan, başka bir onur meselesi var. İş buraya geldiğinde çatallaşıyor. Çünkü bunların repertuarında vicdanın, merhametin, haysiyetin, insan onurunun hiçbir karşılığı yok. Onlar ne yapmış? Çin fayda. Birisi çıkmış diyor ki, bakan, tek millet demeyenler defolsun bu ülkeden gitsin. Hele gel, iki gözüm, hele bunu Batmanlı'ya söyle bakalım Batman'da bir işin olacak. Batman, haftırenk bir memleket. İçinde bir tek Türklük diyecek, toplasan memurların yarısı, işte geri kalan yarısı memurların bile söylemez. Haya eder yani, ayıptır der böyle bir şey. İnsanları böyle tefrik etmek, bir tek millete ait etmek falan, bunlar artık Nuh Nebi'de kaldı. O zaman da bile bundan daha iyiydi. Şimdi sen geleceksin, tek millet demeyen, Türk demeyen, Türklük demeyen gidecekmiş. Peki. Başka bir arzunuz? Emre Deha'ya başkaca. Bunlar biz bunların bile bu topraklardan gitmesine razı değiliz. Biz bunlara insanlığı, ortaklaşmayı, bir arada yaşamayı, hepimize bir bahçe kılınmış olan bu yeryüzünü, insanlığın ortak bir yaşam alanı, bir gülistanı yapmak arzusundayız. Bu kararlılıktayız. Bunun için bu kadar çileye boyun eğmiyoruz. Bunun için itirazlarımız yüksek. Siz de gelin, biz sizi kovmayacağız. Altınıza sergi, önünüze ekmek koyacağız. Bu insanlar bu kadar onurludur. Her millete yer var. Herkese yer var. Hazreti İbrahim Halilullah ilk tek tanrılı dinin bayraktarlığını yaptığı zaman kendisi gözü gönlü bol, hani Halil İbrahim sofrası diyorlar ya, oradan geliyor. Her gece sokaktan insanları toplarmış bir şey ikram etmek için. Fakat şöyle bir huyu varmış. Yemeğe oturtmadan önce dermiş, de ki Allah tektir. O zaman çok tanrılı inançlar var. Allah tektir diyene ikramını sonsuz gösterirmiş. Bir gün Cenab-ı Hak'tan ona bir vahiy geliyor. Rivayettir ama güzeldir. Diyor ki, ya İbrahim, onların milyonlarcası beni reddetti, beni inkar etti. Ama ben bir gün bir tekimin rızkını kesmedim, bir tekimin ekmeğini kesmedim diyor. Hazreti İbrahim kendine geliyor. Feraset sahibi. Resuldür, peygamberdir. Bunlardan bu feraseti falan beklemiyoruz, yanlış anlamayın. Hazreti İbrahim nereye, siz nereye? Ama bu kadar da böyle pespayeleşmeye, bu kadar da böyle müptezelleşmeye hakkınız yok. Gayretullah'a dokunur. Allah'ın gücüne gider. Tarihe insanlık suçu olarak kalır. Yapmayın. Öbürü diyor ki, bir türküleri vardı Kürtçe. Ben diyor valiye emir verdim, kaymakama emir verdim, yasakladım. Aferin. İyi hüner etmişsin. Hadi söyleyeyim, bu kadar kibarlığa gerek yok.
iyi halk işlemişsin. Senin yaptığın iki şeye delalet. Bir, başkanlık gelirse neye, nasıl hükümet edeceklerimizi gösteriyorsunuz. O yasak diyecek, yasak olacak. Bu serbest diyecek, serbest olacak. Yok ya, sen sanki zilullah fil alemsin, Allah'ın haşa yeryüzündeki gölgesin öyle. O demekle olduracaksın, öyle mi? Çok beklersin. Ama nasıl bir sistem arzuladıklarının sinemalarda gösterir ya, film çıkmadan önce fragmanı. Bu filmin fragmanı bu işte. Dilinizi bir emir verir yasaklarım diyor. Türkünüzü bir emir verir yasaklarım diyor. Bilmediği bir şey var. O da mazur. Onu da alırmayacağız bu topraklarda. Onlara da yer var. Ama insanlığı hatırlatacağız. Ona diyeceğim şu. Senden önce bu toprakların dilini, inancını yasaklamayı düşünen o kadar çok ahmak geldi ki sayamaz. O kadar çoktur. Öyle bir, üç, beş bin değil yani. Fazlasını itimin öne tük. O kadar fazla yani. Ama hepsinin tarihte yadı menfuru anılıyor sadece. Hiçbirinin izi tozu kalmadı. Evlatları ben falan kesin oğluyum, kızıyım demeye haya ediyorlar. Kendinizi insanlığın çöp sepetine bu kadar zelil bir şekilde yazdırtmayın, attırtmayın, yazıktır. Sizi bile biz düşünüyoruz. İnsan onuruna aykırıdır, edebe aykırıdır, hayaya aykırıdır. El haya vel iman ya. Memüzün kaç yıllık destan, hele bir tefekkür et, bir düşün. Sana gelene kadar kaç kişi bu dili yasaklamaya kalkıştı? Memüzini, Neçirvano'yu unudan oldu mu? Şimdi televizyonunda bir emir verdin, yasakladın. Ya anneler çocukları emzirirken kulağına bu türküleri söyleye söyleye bu dili bugüne getirdiler. Ona nasıl mani olacaksın? İşte Kürtlerden bu sisteme evet diyecek olan ana diline küfrettirmeye evet demiş olacaktır. Ben inanıyorum hiçbir Kürt bu onursuzluğa tenezzül etmeyecektir. Bunu defalarca göstermiştir. Bir daha gösterecektir. Demokrasi lafını dillerinden düşürmüyorlar. Hele bana söylesinler. Bundan önceki İçişleri Bakanı niye görevden alındı? Deniliyor ki bu belediyelere kayyum atayacağız buyurmuşlar. Niye? Seçimle bir türlü alamıyoruz. Altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Para dağıtıyoruz, tehdit ediyoruz. Zindana atıyoruz. Olmuyor, olmuyor. Ne yapalım? Kayyum atayalım. Herhalde önceki İçişleri Bakanı demiş ya bu ayıptır. Bu böyle bir şey olabilemez. O gitti. Bütün belediyelerimizi gasp ettiler. Bu neydi? Halkın iradesi. Sende o kadar yürek varsa görevden aldın. Yap bir seçim. Kimin oğlusun, kimin kızısın bu halk karar versin. Senin yüreğin yetiyorsa, demokratik cesaretin varsa buyur. Sistemi oynayacağına, rejim değişikliğini oynayacağına gasp ettiğin ve hırsızlarla doldurduğun bu belediyelere gel bir meydana çıkalım bakalım. Demokrasi meydanında
Herkesin saçı önüne tökülsün, kelli gözüksün. Kimmiş bu? Kim buranın halkın iradesine ipotek koyabilirmiş? Bunun adına nerede demokrasi denirmiş? Utanmazlar, sıkılmazlar. Hem halkın iradesine ipotek koyacaksın, hem de ardından bize demokrasi nutukları çekeceksin. Daydı her el başka kapıya. Başka kapıya. Buranın karnı tok verirsin. Şimdi daha demokratik olacak diyor. Neyin demokratik olacağına dair hiçbir şey söylemiyor. Ne diyeceksin? Sen 100 tane belediyeyi gasp etmişsin. Şimdi kalkacaksın bize demokrasi nutukları atacaksın. Sen seçilmiş iradeyi cezaevlerine dolduracaksın. Terör diyerek, şiddet diyerek bugün tutsak alınan arkadaşlarımız hakkında gerek eş belediye başkanlarımız, gerek eş genel başkanlarımız, gerek milletvekili, eski yeni milletvekili yoldaşlarımız. Bunlarda iki şey bulamadınız. Bir, şiddetle en ufak bir bağlantı. İki, yetim hakkına bir kuruşluk tenezzül. Bunun ikisini bulamadınız ve aylarca bunun propagandasını yaptınız. Sizin gibi birçok insan da bu yele kapıldı. Bugün oldu, ortaya bir tane delil bırakamadınız. Niye? Bu ibiş muhalefet de anlamadı, bu değirmene su taşıdı. Sebebi şu. Dedi ki işte Kürtlerden bu sisteme onay almak için bu sesleri kıstırmam lazım. E ne oldu? Bir gittik, bin geldik. Buradaki herkese, hepimizi de alabilirsin. Bizim yerimize çocuklarımız, torunlarımız sana gereken cevabı verirler. Yakmakla, yıkmakla, biçmekle tükenmeyiz. Bunu hala anlamadınız mı? Anlamamışlar. 16 Nisan'da göstereceğiz. Bizim işimiz anlatmak. Çoğunu anlattık. Size de anlatırız. 5 gün daha sabredin. 17 Nisan sabahı her şey ortaya dökülecek. Sevgili arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, anneler, kardeşler. Ben daha fazla tutmak istemiyorum. Bütün arkadaşlarımızla. Bence bu enerjimizi, bu coşkumuzu, bu kararlılığımızı, bu kalan 5 günü rızayı Allah için, çocuklarımızın geleceği için, ortak vatanımız için, bugün acaba bir yeri daha ziyaret edebilir miydim diye kendimize sormadan o günü bitirmeyelim. Bak 7 günde 8500 kilometre yol yapıyorum ben. Bu son 7 günde. Büyük bir coşkuyla, büyük bir imanla, görevimiz olarak, sorumluluğumuz olarak, geleceğimiz adına her mihnet kabulümüz. Ben de buradan bu duygularla bir tek şeyi hatırlatarak gitmek istiyorum. HDP ve bütün Kürt siyasi hareketi bu topraklara Sayın Öcalan'ın büyük bir iradeyle ortaya çıkardığı için muazzam bir irade ortaya koydu. Başta Sayın Öcalan olmak üzere. Ben 3 yıl kendisiyle diz dize barış uğruna bir mücadeleyi birlikte örmenin onurunu yaşadım. Bana bundan dolayı dava açıyorlar. Hakime dedim, sen ne diyorsun Hakim Bey? Bu benim çocuğuma bırakacağım en onurlu miras. Sen ne diyorsun? Bunun neresi?
Öcalan posterinin önünde konuşmuşuz, resim çektirmişiz. Sen ne diyorsun? 3 sene hepiniz burada emne eman içinde yaşadınız. Askerlerin, polislerin, memurların anneleri evlatlarından sadece hayırlı haberler beklediler. Bütün analar, babalar başlarını yastığa rahat koydular. Bunu biz sağladık. Bunu hep birlikte sağladık. Bunu Sayın Öcalan başlattı. Bu iradenin etrafında bütün halk bir oldu. O kuleyi bir kaza çıkmadan duruldalım. Teşekkür ederim. Gelekspor. Şimdi siz vaktinde bizi Sayın Öcalan'la korkutuyordu kabine. Tecrit ilk başladığı zaman diyordu ki biz bunları İmralı'ya götürmüyoruz çünkü Sayın Öcalan her şeyi bunlardan daha iyi düşünüyor. Bu lafın bir tek bu son kısmı doğru. Her şeyi bizden daha iyi düşünüyor. Ama diyordu ki götürsek bunları kovalar. Sonra bu kadar methiyeler düzdükleri Sayın Öcalan'a amansız bir tecrit başlattılar. Bu sadece onun şahsına yönelik bir şey değildir. Ben kendisiyle bunu konuştuğumda acı acı gülüyordu. Bunlar ahmak diyor. Bunlar da akıl kına. Ama burada hem bir halkın onuruna hem de barış iradesine ipotek konuluyor. İşte bunlarla birlikte olunca daha da kabul edilemez bir hal alıyor. Bu yüzden özellikle açlık grevindeki yoldaşlarımızın geçen 2012 yılında başlattıkları muazzam direnişle barış sürecinin kapısı açılmıştı. Müzakerelerin kapısı açılmıştı. On binlerce insan imza vermişti, gönüllü olmuştu. Açlık belki öldürür, belki öldürmez. Ama suskunluk mutlaka öldürür. Evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Onları kurdun kuşun eline yem etmeyeceğiz. Evlatlarımız bizim onurumuzdur. Onların direnişini, onların taleplerini hep birlikte sahipleneceğiz. Buna da 16 Nisan günü bunu da unutmadan seferber olacağız. An serkeftin, an serkeftin. Bir cümle diye.